bekle. Baba istedi abi, baba istedi. Tamam, baba ilgilendirme. Çocuk orada boğulacak, belediyenin pis yüzünden sen bir resim için konuşuyorsun. Canım nasıl oldu, bir şey hatırlıyor musun? Neler hatırlıyorsun? Neler hatırlıyorsun, bir anlatır mısın? Dağına düştü. Borun içinden geçtim. Neyin içinden geçtin? Borun. Peki korktun mu? Kim kurtardı seni? Otobüs şoförü. Sürüklenecektin. Neler söyleyeceksin abine? Boğan bir şeker alalım. Teşekkür ederim. Sen nereden geliyordun? Bize. Kim bıraktın eve? Neler söyleyeceksiniz? Evet. Burada ben belediyeyi suçluyorum. Belediye orada daha bir hafta önce asfalt çalışması yaptı. Altyapı yapmadı. Ve sel felaketini 1,5 yıldır orada her aynı şeyleri yaşıyoruz. Daha da fazlası oldu bu sefer. Ve eşim görme engelli. Eşimi eve bırakmak için çocuğum gitti ve geri dönerken sele kapıldı. Belediyenin tam arkasında. Büyükşehir olsun, Sarıçam Belediyesi'nin kendi olan bünyesinde oradaki hiçbir altyapı yok. Küçücük bir bu hortum gibi boru döşediler. Oradaki halkın mağdurluğunu, rezilliğini. Bugün bu çocuk ölseydi bugün vebalini, hesabını Sarıçam Belediye Başkanı mı verecekti? Bilal mı verecekti acaba? Ben bunu çok merak ediyorum. Ve ben de dava adamı olarak ben bunu da dava ediyorum. Kendim de dava adamıyım ama onu da dava ediyorum bu saatten sonra. Bulunuyorum ve takipçisi olacağım. Sonuna kadar da devam edecek. İlle bir can ölmesi mi lazım orada? Nasıl öğrendiniz o esnada? Yani orada bir polis ambulans geldikten sonra bir çocuk işte boğuldu falan dediler. Ben dedim ki bunun vebalini belediye nasıl verecek dedim ve aradan 5 dakika sonra benim oğlum olduğunu öğrendim. Gidip baktığımda perişanlıktı. Ambulansın içinde zaten yatıyordu. Hiçbir şey hareket hali yoktu. Peki, sonra belediye otobüs şoförü kurtarmış. Ne söyleyeceksin? Belediye otobüs şoförü ve oradaki fırıncı arkadaşlar kurtardığını söylüyor. Ben görmedim daha. Henüz o tarafını da otobüs şoförü arkasından koşuyor, sürekli takip ediyor. Sürekli çamurun içinden çekip çıkarmış. Yani belki bir dakika ya da 1,5 dakika daha olsa kesinlikle kurtulamazdı. Peki çocuğunuz ne anlattınız? Sanki logarın içerisine düşüyor tekrar. Borunun içinden geçiyor. Borunun içinden geçtikten sonra öbür taraftan çıkıp oradan alıp çıkartıyorlar zaten. Çamurun içinden, balçın içinden. Orada da kalabilir. İnşaat haline orada da kalabilirdi. Ve onlar mı verecekti o küçücük boruların hesabını? Ben çok merak ediyorum. Ben sonuna kadar davacıyım. Belediyeden, büyük şehirden de Sarıçam Belediyesi'nden. Çocuğunuz bunun, ne anlattı size, bir şeyler söyledi mi? Çocuğum hatırlamıyor bir şey. O anın psikolojisi ve hala psikolojisi bozuk, panikli, dengesiz. Hala doğru düz konuşamıyor benimle, anlatamıyor. Hatırlamadığını söylüyor. Beyin travması da geçirmiş olabilir, şu an bilmiyorum. Eşinizin adı nedir? Fadime. Peki kaç çocuk vardı abi? İki çocuğumuz var, eşim görme engelli benim. Kaç yüzde kaç? Eşinizle birlikte miydi çocuk? Hayır, eve bırakıp geldikten sonra. Yani hiç mi görmüyor eşiniz? %92 görmüyor. Anladım. Peki, çok teşekkür ederim. Allah'ım. Ay! Öldü. Şeyin içine düşerse gitti o kadın. Çabuk, çukur var orada. Ay, yüzmeyi de mi bilmiyor? Adam da yoruldu bacım. Ay gitti. Ay gitti. Allah gitti. Ya yetiş ya. Çukura girdi. Delik logo çukuru var. Aha, öbür taraftan çıktı. Belediyeye git. Kalk artık kalk. Oy uzatma. Çıktı mı? Ayağı da kalkamıyor ya. Öbürü de yetişemedi ki oradan. Aman Allah'ım dedim ben, bir ses var. Bak önünü kesecekler şimdi oradan. Senin orada ne işin var? Ben Bora'nın boy olduğunu biliyorum ya. Beyazlı kurtardı. Allah Allah. Aman Tanrım ya. Neyse.
Ay Fatma, çukurun içinden girdi kız, logarın içinden ya. İyi ki boğulmadı ha. Ay. Tehlikeye bak. Allah'tan oradan logarın çıkışı var. Olmasaydı logara o bittiydi daha. Logara çıkışı olmasa gittiydi zaten, kafayı yerdik. Çocuk ha o. Yok, çocuk da değil. Ne kız bu? Adam yoruldu ya. Aman Allah'ım. Ay Allah'ım, sen yardım et. Allah'ım sen çocuğu koru ya Rabbim. Ay inşallah yaşıyordur.